Yarışmamızı Arif Bey sunacak. Arif Bey, Gürkan Bey. Memnun oldum efendim. Ben de. Arif Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Lütfen düzeyli bir program olsun. Siz öyle öbürleri gibi yarışmacıları azarlayıp itip kalkmayın lütfen. Hiç merak etmeyin efendim. Ben zaten sakin bir insanım. Sonuçta bir bilgi yarışması. Evet. Bilginin ve kültürün ön plana çıkmasını istiyorum. Lütfen. Tabii efendim. Arif Bey zaten ne yapacağını gayet iyi biliyor. Teşekkür ederim. Evet, çekime başlıyoruz. Arif Bey, sizi yerinize alalım. Buyurun, sorularınız da bulunur. Çok teşekkür ederim. Buyurun, şöyle alın size. Sevgili izleyicilerimiz, herkes kalsın, bilen kazansın adlı yepyeni yarışma programımızda karşınızdayız. Önce yarışmacılarımızı tanıyalım. İşte birinci yarışmacımız. Ben Tülay, bir kamu kuruluşunda memur olmak isterdim ama maalesef değilim. Şimdilik tüm kamu sınavlarına ve yarışmalara katılıyor. Ben Barış, yarışmayı kazanırsam öğrenci olmaya devam edeceğim. Üniversite harcı borçlarım birikti de. Ben de Savaş, iyi eğitimli ve işsizim. Ben Ahmet, emekli tarih öğretmeni ve pazarcıyım. Evet, yarışmacılarımızı tanıdık. Tülay Hanım, sizden başlayalım. İlk sorunuz şu. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı ve Başbakan kaç günde bir görüşürler? Görüşmezler efendim. Küsler kendileri. Olur mu Tülay Hanımcığım? İyi düşünün. Anayasada yazıyor. Yazıyorsa da Cumhurbaşkanımız okuyamamıştır. Çünkü elindeki anayasayı Başbakanımızın kafasına fırlattı. O gün bugün küsler, görüşmüyorlar. Tülay Hanım, haftada bir görüşürler. Bilmiyorsunuz, uyduruyorsunuz. Arif Bey, biraz sakin lütfen. Güler yüzlü. Tabii efendim, tabii, tabii. Sizin sorunuz. Aşağıdaki şehirler neleri ile meşhurdur? A. Susurlu. B. Manisa. C. İzmit. D. Ankara. Susurlu kamyon kazasıyla meşhurdur. Ama... Hani üçgen çıkmıştı içinden. Devlet, polis, mafya üçgeni. Öyle değil çocuğum. Hani... beyaz oluyor da otobüs mola verince biz onu içiyoruz. Beyaz enerji skandalı ama o ayrı. Sıkarsın ama. Doğru cevap ver. Doğrusu bu, ne yapayım? Manisa işkenceci polisiyle, İzmit depremiyle, Ankara'da... Kes oğlum, kes, yeter. Aa, ne biçim cevaplar bunlar? Çocuğum, Susurluk ayranı, Manisa üzümü, İzmit pişmaniyesi, Ankara keçisiyle meşhur desene, keçi. Bana mı dedin keçi? Yok, sana demedim, Ankara'ya dedim, keçi. Keçisi meşhur ya Ankara'nın. Evet, çok meşhur, hepsini tek tek isimleriyle sayabilirim. Tamam yavrum, sen sayma, sen sus, sus. Size geçelim beyefendi. Buyurun, hazırım efendim. Evet, şansınıza mis gibi temiz bir soru. 1999 bitti, 2000'e girerken ne oldu? Oho, neler olmadı ki efendim. Bir kere ilk ekonomik kriz çıktı, sonra deprem oldu. Bankalar hortumlandı, borsa dibe vurdu, faili meşhurlar çıktı. Kes yahu, kes, yeter, sana onu mu sorduk biz? 1999 bitti, 2000 girdi. Ona ne diyoruz? Felaket. Bence tam bir felakettir. Yahu Fet, ne biçim cevap bu? Biz ona milenyum diyoruz, milenyum. İşte ben de onu bilmenyum. Çünkü çok kötü bir seneydi. Yeter, yeter, sen ağzını açma, sana bundan sonra soru yok. Senden de cevap beklemiyorum. Tamam. Sen bari doğru cevap ver. Bak, soru da kolay, yumuşak. Mecliste kaç milletvekili vardır? Cevap veriyorum. Lütfen. Sıfır. Nasıl sıfır? Yahu onlardan bir sürü var. Televizyonlara çıkıyorlar, parmak kaldırıyorlar, indiriyorlar. Sizi temsil ediyorlar. Benim gözümde sıfır, hiçbir değerleri yok. Ne demek sıfır yahu? Saysana bunlar kaç tane. Onlar milleti temsil etmiyorlar. Onlar milleti temsil etselerdi millet böyle olmazdı. Ben şimdi seni nasıl yapacağımı biliyorum. Bu yarışma olmaz be. Çıkın lan dışarı. Çıkın hepiniz dışarı, dağılın. Bitti lan yarışma. Devam mı böyle? Arif Bey, Arif Bey, lütfen kendinize gelin canım. Sakin olun, ne oluyor böyle? Ulan adam gibi bir yarışma sundurmadınız be. Mis gibi de sorularımız vardı. Ama ne sorsak sakıncalı cevap veriyorsunuz. Hadi de bulun gidin. Sevgili seyirciler, siz de gidin.